Arkadaşlar merhaba. Ben Üçlü Hoca. Müthiş bir edebiyat videosuyla karşınızdayım. Tanzimat dönemi nokta atış yazar eser. Evet her dönemi böyle nokta atış yazar eserlerle aktarmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Tanzimat dönemiyle birlikte artık her yazarın onlarca eseri olduğu için tek ee, yazar eser yapmak çok hoş olmayacaktı. Şinasiye tek bir eseri yazıp geçmek çok hoş olmaz. Bütün eserlerini yazarsam da nokta atış mantığına uygun olmaz. eleme yaptım ve ben Şinasiye Sınav'da sormuş olsaydım hangi eserler çerçevesinde soru sorabilirdim onu yazmaya çalıştım. Bir tane eseri merkeze aldım. Yani her isimde hatırlamanız gereken eserler vardır ya mesela Namık Kemal'de İntibah Cezmi gibi. Önce onları bir hatırlatıp sonra artistik eserler vermeye çalışacağım. Müntabatı Eşar seçme şiirleri biliyorsunuz. Duru Bemsal Osmaniye ise biliyorsunuz atasözleri derlemesi. Şinasi birçok şeyin öncüsü. İlk adına ne varsa Şinasi'ye çok rahat kopyala yapıştır yapabiliriz. Dönemin öncüsü. O anlamda bence sorulursa Böyle çok sırıtan bir eserle sorulma ihtimali düşük olur. Dediğim gibi şair evlenmesi Şinasi'yi akıllarda kalıcı kılsın diye kattığım bir eser. Sorulacak olursa müntabatı eşar neden gelmesin? Yani şinasi gibi çok bilinen isimlerde detay eserler, çok bilinmeyen isimlerde ise yüzeysel eserleri sorma gibi bir eğilim var sınavda. Haberiniz olsun. İbrahim Şinasi büyük isimdir. Dille sadeleşmenin öncüsü olduğu gibi noktalama işaretlerinde ilk kez şair evlenmesinde kullanmış biliyorsunuz. Çok çok önemli bu tiyatro eseri. Peki uzattım içeriklerine de gireceğiz bu arada zamanı geliştirdim gelecek. Namık Kemal. Namık Kemal'i intibah ve cezmisiyle tanıyacağız. İlk edebi roman, ilk tarihi roman olma özellikleri taşıyan bu büyük iki eserle hatırlayacağız. Ama neyini bilmemiz lazım? Aslında Namık Kemal tarih alanında eserler vermiş, eleştiriler yazmış, tiyatrolar, romanlar, şiirler her şeyi yazmış adam ya. Namık Kemal hem bir devlet adamı hem de o kadar çok yönlü bir yazar, şair vesaire ki büyük edebiyatçı. Sorulur mu hocam? Evet Namık Kemal ile ilgili sağlam sorular gelir. Mesela tiyatroları sorulabilir. Akif Beyler, Zavallı Çocuklar, değil mi? Celaleddin Harzemşahlar, Vatan Yahut Silistreler. Sadece akılda kalmasını istediğim birkaç eserini buraya taşımaya çalıştım. Onlarca eseri var. Konu anlatımlarından zaten çalıştınız. E, soru bankamdan zaten çözüyorsunuz. Konu anlatım kitabından, edebiyat notlarımdan zaten şöyle bir tarama yapıyorsunuz. Bu arada edebiyat notları kitabı mutlaka arkadaşlar günlere bölerek e, programlaştırın olur mu? Günlük 50-60 sayfa okuyun. Haydi uzattım hocam. Tahribi Harabat, Ziya Paşa'nın Harabatı'nı yazdığı eleştiri çok büyük önem taşıyor. Ahmet Mithat Efendi, Ya kendisi yazı makinesi. Kalem üstadı ya. Hacı Evvel. Yani sen bu adama tutup da bir iki eser yazarsan hakaret etmiş olursun. Ki burada bir dört eser falan yazmışız hakaret etmemişiz. Ama Ahmet Mithat Efendi yaz yaz bitiremezsin hocam. Yeniçeriler, dünyaya ikinci gelişler, dürdani hanımlar değil mi? Hasan Mellahlar, Hüseyin Fellahlar. Hocam neler neler var. Doğal olarak ben Felatun Bey ile Efendi gibi bilinen bir eserini cebe koyarken... Her yazarda yapacağımı söylemiştim. Tanzimat döneminin ilk gezi yazısı olan Avrupa'da bir cevelana vurgu yapmak isterim. Ahmet Mithat'la ilgili soru gelirse bence sorulma ihtimali en yüksek olan en sağlam eserlerinden bir tanesidir. Ha bunun dışında Esrar-ı Cinayat gibi çok önemli bir polisiye romanda yazmış. O da ayrı bir konu. Çengisi var, Çerkez Özlemleri var, Eyvah var, Açıkbaş var değil mi? Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatroları da meşhur ama bu iki tiyatrodan birinin sorulma ihtimali gelirse eğer Ahmet Mithat çok yüksek. Cebinizde kalsın lütfen. Bu kulak aşinalı var ya bu kulak aşinalı size sınavda coşturacak, size sınavda full yaptıracak şeydir. Kulak aşinalığı çok önemli. Ya ben bunu bir yerden sanki hatırlıyorum dediğin zaman önünde sorum oru du duramaz hocam için rahat olsun. Evet Şemsettin Sami ile devam ediyoruz. Klişe eser gelsin hocam. Taşşuku Talat ve Fıtnat. Talat ve Fıtnat'ın aşkları değil mi? Görücü usulü büyük gönderme yaptığı eser. Bu cepte bir kalsın. Seydi Yahya'sı var tiyatrosu çok önemli. Kamusu Türkiye'si var sözlüğü değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Seydi Yahya'ya dikkat. Besa yahut ahde vefası var ama bence bu sorulursa bir numaralı eserleri arasında biraz detay çalışması aslında bu kulak aşinalığı çalışması derken ona da gönderme yapıyoruz detaylar da veriyoruz peki hocam Ziya Paşa'dayız Ziya Paşa'yı nasıl hatırlarız hocam Ziya Paşa'yı eleştirileriyle hatırlayacağız Ziya Paşa'yı hicirle hatırlayacağız Ziya Paşa'yı Ali Paşa'ya yaptığı büyük göndermelerin yer aldığı zafername ile hatırlayacağız. Terkib ile bileceğiz ve defteri amal adındaki anı türündeki eseriyle tanıyacağız. Daha neler neler yazmış Ziya Paşa değil mi? Rüyası var, emilesi var, tartüfü var. Müthiş çeviriler de yapıyor aynı zamanda. Çeviri de belki ikinci sözcük olabilir Ziya Paşa'yı özetlemek için. Ahmet Fefik Paşa uyum hocam. Şecereyi Türkiye cepte kalsın. Zoraki tabip aman. Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi. Ahmet Vefik Paşa deyince aklımıza kim gelecek? Molière gelecek. Ne alaka hocam? Ondan uyarlamalar yapmış adaptasyonlar yapmış, çeviriler yapmış. Direktör Ali Bey dönemin biraz daha böyle ikinci planda kalan bir ismi. Bakarsanız bu sene direktör Ali Bey gelir ve bakarsanız Ayramza ile sorulur. Ayramza Lehçetül Hakayık ve Geveze Berber gibi önemli eserlerle direktör Ali Bey'i aklınızda tutmanızda büyük fayda var. Mizancı Murat, Mizancı Murat biliyorsunuz Turfanda mı Turfam adlı romanıyla ile karşımıza gelecek. Böyle oldukça orta düzeyde çok kalın bir kitap değil Turfanda mı Turfamı. E, çok da güzel bir kitap. Döneme önemli eleştirilerin yer aldığı e, okunması gereken kitaplardan. Mizancı Murat biraz daha böyle ikinci plan hatta üçüncü, beşinci, onuncu planda bir isim. Sorulur mu? Bence çok çok zor ihtimal. Ama sorulursa tek eseri sorulacaktır. Turfanda mı Turfamı lütfen cepte kalsın. Recaizade Mahmut Ekrem sanki Tanzimat 2'ye geçiş yaptık gibi. Araba sevdası klişe eseri. Onun dışında Şemsa çok çok önemli. Bak altın değerinde vallahi de billahi de çok önemli. Muhsin Bey var bir de o da önem taşıyacak ama bir tane seçtim buraya. Name-i var şiirlerinin piri aman hocam. Mizancı mizancı mı atıyorum. Recaizade Mahmut Ekrem yadigarı şebapla. Ne bileyim artık Recaizade'nin Z'si. Nasıl yani hocam? Zemzeme ile değil mi? Zemzeme zemzeme onu hatırlatsın bize. Karşımıza geldi. Çok önemli şeyler yazdı. Vuslat yahut süreksiz sevinç adında bir tiyatrosu var. Bir değil birden fazla ama bu önemli. Dikkat. Takdir Elhan'da yine önemli eserler arasında. Talim edebiyatı aklıma geldi. Ya neler neler aklımıza geliyor da işte Recaizade ile ilgili nokta atış yapacağız demiştim. Bu eserler cebinizde kalsın. Recaizade sorulur da bu eserlerden biri gelmezse bırak git zaten ya. Bırak git ya. Abdülhakamit Tarhan. Makberi ile hatırlayacağız onu değil mi? Makber. Onun dışında ölü. Bu klişe eserimizdi bu arada. Eşber. Nesteren. Duhteri Hindu. İçli kız. Yani ben Abdülhakamit'i soracak olsaydım hocam bu sene sınavda. içli kızı bir şekilde sıkıştırırdım hocam. Tiyatro eseri şu bu derdim bir şekilde köşeye bir yere sıkıştırırdım. Çok da güzel bir soru olurdu. Muallim Naci, Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle, aman Allah'ım ne eserleri var. Heder, duymuş muydun Heder'i? Ben sana söyleyeyim Hayır. Heder'i duymamıştın, bir oyun biliyorsunuz Heder. Cebinizde kalsın lütfen, çok çok önemli bence yıldızlanmalı. Ömer'in çocukluğu zaten cebinizde. Şimdi Ömer'in çocukluğu da Ömer Seyfettin'in değil mi hocam falan diyen öğrencilerimiz var. Aman dikkat. Onların üzerine gideceğiz. Bu yanlış bilgiyi düzelteceğiz. Muallim Naci'nin eseri bu. Lügat-i Naci'si falan da var da bu üç eser cepte kalsın lütfen. Sami Paşa Zade Sezai. Zaten isimler uzadı mı? Daha önce söylemiştim. Böyle zadeler madeler karıştı mı? Okunması zorlaştı mı? Tanzimat ikinci dönem biliyorsun. Size ne bileyim Abdülhakamit Tarhan mesela. Bir Namık Kemal'e bak bir Abdülhakamit Tarhan'a bak. Bir ne bileyim Şinasi demek var. Bismillah ya Şinasi ya ne kadar net. Bir de kim olsun hocam? Recaizade Mahmud Ekrem demek var. Bismillahirrahmanirrahim. Sergüzeşt, macera, küçük şeyler. Aman Allah'ım. Ya Sami Paşazade, Sezai adeta soru olmak için var ya. Sınav sorusu ya. Yani Sergüzeşt'i sormasın da kimi sorsun? Hocam o çok klişe. E, küçük şeyleri sorsun. E o da çok klişe. Hangi dönemde yaşadığını sorsun. Ya o da çok klişe. Hocam akımı sorsun. Naturalizmi falan filan olabilir. Yani gelebilir ya bu adam. Bu adamın her yeri soru olabilir yani. Nabizade Nazım. Şurada B'de bir karışıklık olmuş. Bir şeyler olmuş. Karabibik. Aman. Zehra. Zavallı kız. Zavallı kız önemli. Çünkü zavallı çocuk var. Biliyorsun Namık Kemal'de. Ben bunu kitabımda soru yaptım. Fazlasıyla da yapıyorum. Yapıldığını da görüyorum sağda solda. Güzel oyun olabilir. Yani zavallı kız, zavallı çocuk. Çağrışım yaptırır. Yanlış yaptırabilir bize. Haydi uyuma hocam. Uzattım. Tanzimat dönemi şairlerini, yazarı ne varsa her şeyi topladım. İçiniz çok rahat olsun. Eksiksiz gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bu nokta atış eserleri de cebinize koyun. İsteyenler not tutabilirler. İsteyenler 3-5 defa dinleyip iyice kulak aşinalığı oluşturabilirler. Kulaklığı tak hocam. Aç videoyu koy cebine telefonu. ya aslan şöyle arkana eline çayını yudumla. Bir kulak aşinalı olarak şu sohbetimiz bu konuşmamız cebinizde kalsın. Sınavda çok işinize yarayacak. Ne bekliyor hocam bizi? Bu videodan sonra inşallah Servet gelecek, ne bileyim Fecrati gelecek, Milli Edebiyat Cumhuriyeti şeklinde güzel bir sırayla edebi dönemleri, adam akıllı bir sırayla yazar eser noktasında aktaracağım. Ondan sonra inşallah... En çok sorulan yazarları toplayacağım arkadaşlar. İşte ne bileyim Cumhuriyet döneminde en çok sorulan ya da sınavda en çok sorulmuş isimler, en çok sorulan eserler değil mi? Karıştırılacak eserler falan gibi çok böyle bomba başlıklarla inşallah karşınızda olacağım. Artık iyice her şeyini anlatacağız edebiyatın. Bu sene fullleyeceğiz hocam. Ha müjdeyi de verelim. Son saniyeye kaldı. Belki inşallah dinlemişsindir. Belki dinlemedin bu kısmı ama dinlemeyeceksin. Belki kapattın. Adam uzatacak falan diye belki geçtin ama hemen söyleyeyim. Onlu denemem geliyor hocam. Onlu deneme geliyor. En fazla 2-3 güne kadar Raflarda olacak inşallah O denemeyi de çözmeden sınav görmek yok hocam Peki hocam uzattım Bir sonraki videoda görüşmek üzere